Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav. Bize ulaşabileceğiniz adresler, bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Dün duyurusunu yapmıştım sosyal medya hesabımdan. Bugün stüdyoda konuğumuz Aksaray Sportif Direktörü Yakup Ateş. Yakup abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salimciğim, iyiyim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncelikle kutlu olsun. Senin ve senin gibi emekçi kardeşlerimize de buradan gününü tebrik ederim. Evet, 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emekçi Bayramı, Dayanışma Bayramı kutlu olsun. Biz de kutlayalım. Aynı dilekleri paylaşıyorum. Zaten sosyal medya hesabımda da bununla ilgili paylaşım yapmıştım. Güzel bir 1 Mayıs olsun. Bugün de resmi tatil var. Fakat yayın devam eder Yakup abi. Yayıncılık böyledir, devam eder. Biz de yayınımızı yaptıktan sonra günü değerlendireceğiz. Bunu söyleyelim. Özellikle de bugün Radyo Trafik'ten Mert kardeşim bir duyuru yapmış. İstanbul'da trafiğe çıkacak insanlar dikkat etsinler. Bizi dinleyenler dikkat etsinler. Çünkü neden? Bugün trafiğe kapanan yerler var. Tabii birçok yol birçok bölge trafiğe kapalı. Muhtemeldir ki metroda da bazı istasyonlarda durmuyor tren. Bunu da buradan paylaşalım. Dikkat etmek gerekiyor ama biz şanslıyız. Bizim yaşadığımız bölgede hiç trafik yoktu buraya gelişimiz. Ayaz'a Maslak'tan yaklaşık 9 dakika sürdü. Evet. Hiç trafik yoktu. Trafik yok. İnsanlar muhtemelen şu anda evinde. Evet. İstirahat ediyor. Gerçek emekçiler şu anda çalışıyor. O yüzden bugünün inşallah çalışanlar için hayırlı olmasını temenni edelim. Sadece şunu temenni edelim bir de. Biliyorsun 1 Mayıs'lar genelde çok olaylı geçer. Evet. Ondan sonra gerçek emekçiler de bu şeyleri temizlemeye gider. Onlara saygı gösterelim. Evet, kesinlikle öyle. Dikkat etmek lazım. Umarım hiçbir olay çıkmaz. Güzel bir inşallah 1 Mayıs günü olur diyelim ve ilk aramıza gidelim. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş demiştik. Yakup Ateş Aksaray Spor'da sportif direktör olarak devam ediyor. Yakup abi ilk sorum, devam edecek misin yeni sezonda? Tabii yeni sezonla ilgili başkanımızla görüştük. Başkanımız devam edelim dedi. Şimdi bir haftalık bir hafta 10 gün bir dinleneceğiz. Ondan sonra evet, play-off sonra süreci. Ondan sonra inşallah bakacağız yol haritasına. Play-off süreci. Play-off'lar var şimdi, ikinci ve üçüncülük başlıyor bu hafta. Siz yani play-off'ta yoksunuz ama izlemeye gideceksiniz, tabii, takip etmeye. Tabii. Yeni oyuncular keşfetmeye. Bizim işimiz bu, güncelleme yapmamız lazım kendimize. Alttan oyuncu bulmamız lazım. Kendimizi güncel tutmamız lazım. Bir de futbol adamı olarak yani boş geçirmemek lazım. Peki Yakup abi, Aksaray'da ilk gittiğinde sıkıntılı bir süreç vardı. Özellikle saha zemini, tesis zemini, birçok sıkıntılı süreç vardı. Sen de geç gittin Yakup abi. Bu sürecin içine sonradan dahil oldun. Transferler yapılmıştı. Önder Hoca'ydı teknik direktör gittiğinde. Evet. Önder Hoca ile yollar ayrıldı. Sonrasında Şaban Hoca göreve geldi. Senin adına nasıl geçti bu süreç? Şöyle söyleyeyim, aslında tesis ve olanak anlamında çok güzel bir kulüptü Aksaray. Evet. Belediyespor çok güzel bir kulüp yani bulunduğumuz konuma göre. Başta kurumsallığa çok dikkat eden bir başkanımız var, Hıfzı Peker başkanımız. Buradan evet, da başkanımıza da selam yollayalım. Evet. Sağ olsun bize güvendi. Geldiğimiz dönem biraz yoğun ve karışık bir süreçti. Çok sirkülasyonun olduğu bir süreçti tabii. Önder hocamızla başladık lige. Tabii ilk 10 hafta bizim için istediğimiz gibi gitmedi. Ben ligin başlamasına bir 10 gün vardı anlaştığımız. 10-15 gün olması lazım. Ondan sonraki süreçte tabii bir kan değişikliği ve Şaban Yıldırım hocamız, bu liglerin tecrübeli ve gerçekten çok iyi isimlerinden bir tanesi. Şaban hocamızla anlaştık ve Şaban hocayla şükürler olsun. Devreye ilk başta çok zor bir periyotta geldi. Orada biraz sıkıntı çektik ama hocamızla beraber devreye iyi girdik. Devrede de aldığımız oyuncularla şükürler olsun. Bu sene Aksaray Belediyespor'un asıl amacı ligde kalmaktı. Korkulu rüya görmeden dev bütçeli takımlar arasında ligde kaldık.
Yani Aksaray Belediyespor'un bu seneki ana hedefi zaten ligde kalmaktı. Benden önceki süreçte de açıklanan buydu. Bu sene ligde kaldık. Yani bu da kötünün iyisidir. Sevgili dinleyenler, hattımız stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş, sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, önemli kulüplerde sportif direktör olarak çalıştın. Ben Aksaray'a da değinmek istiyorum. Hatta bizim buradan selam olsun Özgür abi, Mustafa Özgür Sancar'da. Radyo Spor Haber Müdürü, Radyo Spor'un önemli programcılarından. Aksaraylı kendisi. Aksaray'da da bir dönem profesyonel olarak, kaleci olarak, profesyonel kaleci olarak görev yaptı. Zaman zaman konuşuyoruz da. Aksaray aslında futbola ilgi duyan, Ankara ve Adana'nın arasında kalmış. Ortada güzel bir şehir, şirin bir şehir. Ben de Adana'ya giderken özellikle de karayolunu kullandığımda Aksaray'dan geçiyorum. Zaten direkt otoban üzerindedir Aksaray Üniversitesi, bilirsin. Evet. Yani orada otoban üzerinde tam bir dinlenme tesislerinin olduğu yerdir. İsim zikretmeyelim ama orada ortak güzel bir durak diyelim Aksaraylı'yla. Futbola aslında ilgi de var. Yani burada programlara bağlandığın zaman veya stüdyoda konuk olduğun zaman insanlar da dinliyor, ilgiyle takip ediyorlar Aksaray'dan. Hatta ben sosyal medyada taraftar sayfalarını da takip ediyorum. Ciddi bir taraftar kitlesi var. Bu noktada size gereken destek geliyor mu? Belediyelerden, mülki amirlerden vesaire. Sayın Başkan yoksa tek başına mı mücadele ediyor? Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Zaten biz burada onursal başkanımız da, Evren Dinçer başkanımıza da ayrıca teşekkür ederim. Evet. Zaten biz belediye spor kulübü olduğumuz için Hıfzı Başkanımız, Hıfzı Peker Başkanımız da belediye başkan yardımcısı. Tamamen belediyenin olanaklarıyla dönen bir kulübüz. Aksaray bir futbol şehri aslında. Aksaray Kapadokya'nın bence incisi. Evet. Reklamı yapılamamış bir şehir olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar doğal güzelliği var ki, tek sıkıntısı bence ulaşım anlamında Türkiye'de, Ankara ve Adana'nın ortası derken Türkiye'de belki de merkezi konumda olan bir şehir. Yani tamamen karayoluyla daha çok ulaşım yapılabiliyor. Tek sıkıntısının, handikapının ne olduğunu düşünüyorum. Bir de şehrin reklamının çok yapılamadığını düşünüyorum. Aksaray bir futbol şehri. Gerçekten taraftarımız futbola tutkulu. Her gittiğimiz deplasmanda binlerce kilometre yol kat edip gelen Aksaray sevdalıları var yani. Buradan da hatta onlara da teşekkür ederim. Çünkü bizim bu sezon yaşadığımız en zor süreçlerde hep yanımızda oldular. Onların gücü olmasaydı belki birçok yerde büyük sıkıntılar yaşayabilirdik. Ama şükür büyük taraftarımızın desteğiyle atlattık. Aksaray bir futbol şehri. Gerçekten yatırım yapılabilirse, ki ben oradan çok büyük potansiyel oyuncuların da çıkabileceğini düşünüyorum. Altyapılara biraz orada eğilmek gerekiyor. Tesisleşme anlamında biraz destek gerekiyor. Ama dediğim gibi belediye başkanımızın bu konuda bizlere çok büyük desteği var. Sporu seviyor, destekliyor. Her deplasmana mesela taraftarımız otobüs dediğine onları karşılıksız bırakmıyor. Sevgili dinleyenler, stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş, sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, gelen bir soru var ama Mehmet Kaya yazmış kendisi. Aksaray sporlu ve uzun yıllardır da Radyo Spor'a mesaj atar, dinler bizleri. Salim kardeşim, Yakup Ateş'e size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Futbol harici bir şey sormak istiyorum. Ihlara Vadisi'ni Vadi İstanbul mu diye sorarım demiş. Ne demek istemiş? Dün paylaşım mı yapmıştın abi? Ihlara Vadisi, Mehmet Kaya, Ihlara, Aksaray ilçesi çok güzel bir ilçesi. Ben de geçen hafta paylaşım yapmıştım sosyal medyada. Evet. Kapadokya'nın incisi dediğim bir yer. İnanılmaz güzel, doğal güzelliği olan, tarihi mekanları olan bir yer. Yani Vadi İstanbul'da da dün bir fotoğraf paylaşmıştım. Muhtemelen ondan demiştir. İkisinin güzelliği farklı tabii ama doğal tabiat güzelliğine baktım mı tabii ki Ihlara müthiş bir yer. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Yakup Ateş ile birlikte sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, bu arada hemen gelen sorular var. Dün ben paylaşım yapmıştım. Bu paylaşıma gelen sorular var. Hemen oraya da göz atalım. Samet Özen yazmış. Tuzla sporlu futbolcuların savcılığa çağrılma sebebi nedir? Açıklar mısınız demiş Salim Manav. Hemen şunu söyleyeyim. Ben dün haberini yapmıştım. 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 oyuncu
Savcılığa ifade için çağrıldı. Bu benimle ilgili bir soruydu Yakup abi, kusura bakma. Önemli değil kardeşim, ne demek? Berk Güvenç yazmış. Göztepe hakkındaki yorumlarınızı merak ediyorum. Göztepe Süper Lig'e çıktı yıllar sonra. Yani hak ettiği lige geldiğini düşünüyorum. Gerek taraftarıyla, gerek ekonomik yapısıyla, gerek kulüp yapısıyla. Ya teknik direktör Stoylov'un da gelişiyle beraber çok farklı bir Göztepe vardı. Hak ederek geldiğini düşünüyorum. Çok zorlu bir ligden geldi sonuçta. TFF 1. Lig'de bu sene baktığım zaman Süper Lig ayarında bir ligdi. Göztepe'yi ve Göztepe Spor'u da buradan tebrik edelim. Gönül verenleri. Evet, Göztepe önemli bir cami. Ayrıca orada da iki tane oyuncum vardı benim. Kimler abi? Yunus Emre Gedik Kasımpaşa'ya transfer oldu. Sol bek. O gün Bayrak benim Kırşehir'den aldığım, çalıştığım bir oyuncuydu Sancaktepe'de. O gün kardeşimiz de orada bu sezon forma giydi. Onu da ayrıca tebrik edelim. Yunus Emre Gedik'le nerede çalışmıştınız? Trabzon 1461'de çalışmıştık biz Yunus'la. Müthiş bir sezon geçirmişti. Süper Lig'e çok kulüple ismi geçerken Göztepe ile anlaşmıştı. Göztepe'de de iyi sezon geçirdi ve bu sezon devre arası Kasımpaşa Spor Kulübü'ne transfer oldu. Evet, Yunus Emre Gedik'in de ben şimdi hatırladım. Göztepe'ye transferini ilk ben yazmıştım. 1461 Trabzon'dan gitmişti. İfade ettiğin gibi abi. Yücel abi, telefon hattını açalım. Dinleyenlerimizin soruları vardır. Tüm ligleri konuşacağız çünkü Yakup abi yakalamışken. 0212 363 0434 telefon numaramız. Yakup abi, birincilikle başlayalım istersen. Aksaray Spor'la ilgili söyleyeceklerin nelerdir? Taraftara mesajın nelerdir diyeyim. Çünkü sana gelen sorular da vardır. Ben bana gelen soruları iletmeye gayret gösterdim. Aksaray, tabii Aksaray bu sezon çok zorlu bir süreçte görev aldığımız bir kulüp. Şükürler olsun bir söz vermiştik taraftar gruplarıyla toplantımızda. Taraftar gruplarımız bunu çok iyi bilir. Bu sezon Aksaray kulübü düşmeyecek dedik. Aksaray Belediye Spor Kulübü küme düşmeyecek dedik. Biz bunun sözünü tutmanın verdiği gönül rahatlığı var, şükürler olsun. Taraftarlarımıza yine teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Yine söyledim. Bizleri binlerce kilometre uzaktaki deplasmanlarda bile yalnız bırakmadılar. Evet. Aksaray şehri gerçekten bir üst ligi fazlasıyla hak eden bir lig. Takım, şehir. Yani gerek bulunduğu konum itibariyle, gerek ekonomik yapısı, gerekse şehrin gerçekten doğal güzelliği, o şehrin fazla reklamının yapılmamasından dolayı düşünüyorum. Yani bir Aksaray şehrine bir tek güzel bir futbol sahası, yani bir stadyum yakışır. İyi bir stadyum yakışır, modern bir stadyum yakışır. Gelecek sezonda inşallah Aksaray Belediye Spor Kulübü ligde iddialı, şampiyonla oynayan bir takım olacaktır. Hemen devam edelim abi, gelen sorularla kontrol ediyorum. Eyüp Spor sormuşlar. Eyüp Spor bu sezon... Mustafa Bey sormuş, Eyüp Spor'la ilgili yorumu nedir demiş. Eyüp Spor bu sezon geçen sezon yarım kalan işi bitirdi diyebiliriz. Şansa bırakmadı. Geçen sezon da biliyorsun devreye 11 puanla önde girmişti ama şampiyon olamamıştı. Bu sezon Süper Lig'e çıktı. Sağlam adımlarla, doğru adımlarla gidiyorlar. Arda Turan Hoca da ilk sezonunda şampiyon oldu. Büyük bir iş yaptı. Ve son haftada, yani mesela Urfa Spor maçında herkesin hani maçı bırakacağını düşünürken de maçı kazandılar. Net kazandılar. Maçlarda şeyi de bırakmıyorlar. Bütün maçları kazanmaya çıkıyorlar. Eyüp Spor'u tebrik etmek gerekiyor. Yani çünkü Eyüp Spor yıllarca alt ligde bizim rakibimiz olarak görev yaptık. Karşılıklı çalıştık. Çok büyük sıkıntılar, çok büyük zorluklar yaşadı. Evet. Şimdi tabii o zorluklardan sonra çok modern bir tesis, stadyumu modernizasyonu, ekonomik olarak güçlenme. Bunlar güzel şeyler Türk futbolu adına. Diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Hemen devam edelim abi gelen sorularla. Abi Hatay'dan selamlar. İyi yayınlar. Ben Mustafa Kemal. Sizce bu sene Hatay Spor Lig'de kalır mı? Hatay Spor son dönemlerde çok büyük sıkıntılı süreçten geçiyor. Son haftalarda zaten üst üste alınan 4 mağlubiyet artı
Volkan Hoca'nın tribünle yaşadığı polemikler, bu sağ dışı olaylar da tabii bu işin içine girdiği zaman biraz sıkıntılı gözüküyor. Tabii fikstüre bakmak gerekiyor. Hatta spor bu hafta belki de kırılma anını oynayacak. Evet. Gaziantep FK deplasmanında. Çok zor bir maç. Bir de ben şunu söyleyeyim Yakup abi, lafını böldüm, kusura bakma, özür dilerim. Gaziantep FK çok yüksek prim oynuyor. Süper Lig'de mesela Trabzon maçını 400 bin TL yani futbolcu başı prim oynadılar. Ondan bir önceki maç Kasımpaşa maçında prim 200 bin TL idi. Başkan Mehmet Yılmaz 300 bin TL dağıttı. Kesenin ağzını açtı Gaziantep'te yönetim. Ya ben şunu anlamıyorum. Burada tabii saygı duyuyorum başkanımıza ama. Evet. Bu kulüpler sezon başı ekonomik yapısı düzgün olmayan, para bulamayıp ya da ekonomik transferler yapan ya da değerli oyuncularını kaybeden kulüpler. Evet. Son haftalar paça tutuşunca parayı bulabiliyorlar. Yani bu Gaziantep FK üzerinde değil, Türkiye liglerinde bütün ligleri kapsayan bir durum. Ya sene başı bu paraları düzgün kullansak, takımlarımızı doğru düzgün yapsak bu sıkıntıda keşke hiç yaşamasak. Ama Gazişehir'inde, Gaziantep FK'nın da işi çok kolay değil. Yani iki takımında çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum ben. Çünkü fikstür olarak çok rahat anlamda fikstürleri yok. Bu hafta kırılma maçı oynanacak. Ben Hatayspor'un bu hafta kazanamazsa ligde kalmasının mucizelere bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani bana aynı soru gelmişti iki gün önceki yayınımda, pazartesi yayınımda, iki saatli program. Ben Hatayspor'un ligde kalacağını düşünmüyorum demiştim. Çünkü Volkan Demirel'in, hatırlarsın, bir dönem istifa etti, istifası kabul edilmedi. O dönem o süreç vardı. Bence o süreçte Volkan Hoca ayrılsaydı hem kendisi için hem de Hatayspor için en doğru karar olurdu. Çünkü futbolda yani biz seninle iyi bir arkadaşız. Buradaki birlikteliğimiz, yayınları yapıyoruz. Dışarıda oturuyoruz, ailecek görüşüyoruz. Ama futbol içerisinde ben bir kulüp başkanı olsam, yine sportif direktör sen olsan Yakup abi, hatalar yaptığın zaman orada anlık karar verip, yani yollar ayrılacaksa ayrılmalı. Çünkü iyi bir yönetici hemen böyle acele karar veren değil. Yani hemen bir anda karar veren değil. Tartarak, ölçerek, biçerek karar verip uygulayan. Yani orada sistemi gözeten kişidir. Yani sistemin faydasını, kurumunun faydasını gözeten kişidir. Bence böyle olmalıydı. Volkan Hoca'nın pazartesi de demiştim, Hatay şehrine, Hatay spora emekleri yaslanamaz. Gerçekten çok ciddi emekler sarf etti. Ama bazı şeyler olmayınca da ısrar etmemek lazım. Hem hoca yıpranıyor hem de kulüp yıpranıyor. Ondan dolayı ben işlerini zor görüyorum. Kaldı ki çok farklı bir fikstür orada. Çok farklı bir fikstür. Birbirleriyle oynayacak takımlar, bunu da söyleyelim. Mehmet Kaya'nın sorusunu cevaplayalım, sonra araya gidelim abi, olur mu? Oldu. Yakup hocama Aksaray Spor için öncelikle Yakup hocam öncelikle Aksaray Spor için transfer bölgeleri nelerdir? Tespit ettikleri mevkiler var mıdır? Takımdan ayrılacak oyuncular var mı? Ve takımın beraberlik, galibiyet, mağlubiyet sayılarının eşit olması artı az gol yiyip az gol atmasının sebebi nedir demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye liglerinde en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydik. 30 gol yedik. 29 tane de gol attık. En az gol atan takımlardan biriyiz. Tabii bunun nedenlerinden biri demek ki savunma hattımız çok çok iyi. Öbür tarafta da hücum hattında demek ki bazı hatalar yapmışız gibi gözüküyor ama kaliteli oyunculardan kurulu bir takımdık. Tabii bu sene başı, her şey sene başı yapılıyor. Sene başı planlamayı doğru yaparsak daha farklı olabiliyor. Gelecek yılla ilgili tabii planlamayla ilgili sunulan rapor var. Burada belirleyici olacak olan kesinlikle ve kesinlikle yönetim kuruludur. Yani evet. Yapılabilecek transfer sayısından alınabilecek oyuncu adedine kadar bizler gerekli raporları sunarız. Burada son kararı başkanımız verir. Tabii ki belirlediğimiz isimler var. Kalacak oyuncu olarak da sözleşmesi devam eden 6 arkadaşımız falan var. Diğer arkadaşlarla da görüşmeler devam ediyor. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımız, stüdyoda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım.
Yakup Ateş. Yakup abi, gelen soruları cevaplayacağız. Telefon hattımızı açtık. Tekrardan duyuralım. 0212 363 0434 telefon numaramız. Arayabilirsiniz. Yayınımıza bağlanıp sorularınızı kısa kısa sorabilirsiniz. Şimdi araya gidelim, ardından telefon hattımızı açtık. Sizlerle başlayacağız. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Sevgili dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Telefon hattımızı açtık. 0212 363 0434 telefon numaramız. Yakup abi, zaten yapmış olduğumuz duyuruda tüm ligleri konuşacağız demiştik. İstersen farkındalık yapalım. En alttan üste doğru gidelim, 3. ligden. 3. ligde şampiyonlar belli oldu. Adana FK, Adana 1954 FK, Karaköprü, Kepes, Batman ve Batman Petrol. 4 takım 2. lige yükseldi. Playoff maçları devam edecek. Küme düşen takımlar belli oldu 3. ligde. Ne dersin abi? Liglerin en erken şampiyon olan takımı Adana FK. Adana FK. Evet, buradan da Sayın Başkan Menderes Kutlu'ya selam olsun. Evet. Çok 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 büyük başarıdır belki de. Başkan çıktığı sene şampiyon yaptı takım. Bir daha çıkardı ligde. Ondan sonraki süreçte tabii Karaköprü Belediyespor Beşim Hoca ile geçen sezon playoff sonrası bu sezon şansa bırakmadı. Son zamanlarda ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen Erbaspor'un Fahrettin Hoca, ki Fahrettin Sayın da çok başarılı bir hocadır, önünde ligi bitirdi. Batman Petrol tabii çok büyük yatırım yaptı. Burada dev bütçeli takımlar var. Tabii Elazığ Spor var. Bülent Hoca ile çok büyük çok iyi bir seri yakaladı. Bülent yeni hayatta ve Karşıyaka'nın önünde şampiyon oldu. Büyük iş yaptı. Çağdaş Çavuş'ta şampiyon olan tabii bir de Kepez var. Kepez takımını ve Çağdaş Hoca'yı özellikle tebrik ediyorum. Geçen sezon kaybedilen bir final ve bu sezon Çağdaş Hoca'yla lige çıkmak, ki Ali Ağa gibi bir takımın önünde. Ali Ağa takımı, Ali Ağa da bilindiği üzere tabii namalüp bitirdi. Son hafta namalüp bitirdi. Tabii namalüp bitirdi, playofflara namalüp girdi ligi. Evet. Namalüp bitirdi ama şampiyon olamadı. 52 oldu. Playofflarda da zaten namalüp olursa şampiyon olur. Ama şöyle de olabilir. Beraberliklerle gidip penaltılarla da kaybedebilir yani. O da namalüp bitiriyorsun ama Ali Ağa takımı da büyük yatırım yaptı. Yani şampiyon olan takımları tebrik ediyorum. İkinci lige hoş geldiniz diyorum. Tabii önemli olan sürdürülebilir başarı. Lige çıktık, ondan sonra yatırım yapmayacağız demek değil. Burada da özellikle cami olan takımların başarısını sürdürmesi. Tabii gönül isterdi ki Elazığ Spor, Karşıyaka gibi takımlarımız da üst lige çıksın. Daha büyük heyecan yaşayalım. Düşen takımlara gelince, şimdi Gümüşhane Spor küme düştü. Gümüşhane Spor yıllarca mücadele ettiğimizde her sene ikincilikte birincilikin kapısını zorlayan, ki Erzurum Belediye Gümüşhane finalini hatırlarsın, yakın zamanda Vodafone Park'ta oynanmıştı. Maalesef amatör kümeye düştü. Yine Hacettepe 1945 ikinci defa küme düştü. Daha önce amatöre düştü. Bir daha bir takım satın alındı. Üçüncü ligdeki takımın Altınlağ Belediyespor'un sanırım hakkı satın alıp küme düştü. Bu arada Mehmet Altıparmak Hoca'nın kaybettiği tek finaldir o. Evet. Gümüşhane Erzurum. Mehmet Hoca'nın kaybettiği finaldi. Mehmet Hoca finaldi. Mehmet Hoca'nın kaybettiği tek finaldir. Sonradan gitmişti. Erzurum Spor yükselmişti. Daha sonra zaten bir yıl sonra Gümüşhane sürecinden sonra Erzurum'a gitti. Erzurum'u şampiyon yaptı. Hatırlarsın. Evet. Evet. Mehmet Hoca'yı da buradan yine bir tebrik edelim. Bir bugün koleksiyona... de doğum günü. Evet, doğum günü tebrik etmiştim. Ben de paylaşımlarda gördüm. Mehmet Hoca'nın doğum günü bugün. Mehmet Altıparmak'ın. Esenler Elok'ta. Sağlıklı, mutlu, nice seneler. Ayrıca artık yani şampiyonluğu resmen ilan etmese de şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum son hafta. Kesinlikle bırakmaz. Buradan da koleksiyona bir kupa daha ekledi diyebiliriz artık Mehmet Hoca için. Yani özellikle birincilikte, ikincilikte inanılmaz başarı. Çok büyük başarı Mehmet Hoca. Bir de grubunda Buca, sonradan açılan şu anda ciddi rakipleri Vanspor FK, önemli başarı. Çok büyük başarı, evet. Bir de yani ciddi bir puan ortalaması 2.29.
Ya aslında ilk yarı o kadar iyi gidişat varken belli bir şeye girdiler. O dönem o girdaba girdiklerinde biraz puan kaybı. Yoksa daha önceden de şampiyonluğu ilan da edebilirlerdi az. Yani Mehmet Hoca büyük lider. O süreci iyi yönetti. Erek Spor Kulübü de şimdi ekonomik yapısı da güçlü olduğu zaman İstanbul'un artısını da kullanıyorsun. Yani oyuncu getirmede bu çok çok önemli. Çok iyi oyunculardan oluşan bir takım. Biraz da grubun ben bizim gruba göre daha dengeli, daha kolay olduğunu düşünüyorum. Onun da artısını kullandıklarını düşünüyorum. Buradan da Erek Spor'da tebrik edelim. Bu arada dikkat ettim. İkincilikte de üçüncü şampiyonluğu olacak hocanın. Esenler Erok'la birlikte şampiyon olursa. Kartal, Alanya, şimdi de Esenler Erok eğer başarıya ulaşırsa. Birinci lige zaten önemli kulüplerde birinci lige çıkma başarısı gösterdi, hatırlarsın. Evet. Erzurumspor da birinci lige çıktı. Hatırlarsın abi o süreci. Sonrasında Gazişehir, Akhisar, Hatay. Bu kulüplerle birlikte birinci lige yükselme başarısı gösterdi. Mehmet Hoca winner bir hoca. Koleksiyoner winner. Bir hoca. Bir tane daha kupa kazandı. Tebrik ederim yani. Yani ben de aynı fikirdeyim abi. Yani Yakup abi. Ben bugün de kazanacağını, yani bu yılda birinci lige çıkacağını düşünüyorum. Peki devam edelim abi. Gelen sorularla. Telefon hattımızı açtık. Gelen sorular var, onları da cevaplayalım. Üçüncülük kulüpleriyle ilgili yorumun nedir? Çıkan takımlar kimler olur? Şimdi playofflardan mı? Playofflara baktığımız zaman şimdi en sert gruplardan bir tanesi Elazığ, Karşıyaka, Efeler, Turgutlu ve Anadolu Üniversitesi'nin oynayacağı playoff grubu diyebiliriz. Elazığ Spor burada grup final oynayacak. Ben burada Elazığ, Karşıyaka ikilisinin bu grubun finalisti olacağını düşünüyorum. Tabii playofflardan 4 gruptan 2 takım çıkacak. Yani grup finalistler önceden çıkıyordu. Şimdi bu sene statü değiştiği için benim 4 gruba baktığımız zaman playoff oynayan takımlara Elazığ, Karşıyaka, Aliya, Ordu, Sebatmış 6 takıma düşer. Bunlardan ikisi çıkar diye düşünüyorum. Elazığ Spor'un ama en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyorum. Elazığ Spor. Evet. Orada da Mehmet Deli Orman var. Devam ediyor Mehmet abi. Evet, Mehmet orada yıllarca zaten forma giymiş bir dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız. Orada da bu sene büyük işler, güzel işler yaptılar. Bülent Yenayat Hoca da İskenderun Spor'la şampiyonluk sonrası yine orada çok güzel işler yapıyor. İyi bir doku uyuşması olduğunu düşünüyorum. Bülent Hoca geldikten sonra özellikle mağlup olmadılar sanırım. Çok evet. Çok iyi gidiyor. Elazığ Spor Süper Lig de yıllarca mücadele etmiş futbol kültürü olan futbol şehri zaten. Yani o şehre zaten üçüncülük yakışmıyor. Yani o şehrin hakkı da zaten en az birincilik olmalı. Devam edelim abi. İkinci lige geçelim. Beyaz grup ve kırmızı grup. Kırmızı grupta şampiyon Ahmet Spor oldu. Beyaz grupta ifade ettiğin gibi Esenler Erok bir adım önde, birkaç adım önde. Van Spor FK takip ediyor onu. Orada da playoff yarışı olacak. Üçüncü sıradaki takımlar direkt playofflarda yarı final oynuyor kendi grubunda. Çünkü bilindiği üzere yeni statü değişti geçtiğimiz yıl. Yeni statü geldi, statü değişti, yeni bir statü oluşturuldu geçtiğimiz sezon. Ne dersin? Bence Ahmet'in ardından Esenler Erok birkaç adım önde. Şöyle tabii bizim kendi grubumuzu değerlendirelim önce. Mücadele ettiğimiz grubu evet. Ahmet Sportif, Ahmet Spor Kulübü'nü buradan tebrik edelim. Hem şahsım adına da tebrik ediyorum. Peki. Hak ederek bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Şunu soracağım Yakup abi. Bunu içtenlikle cevaplarsan sevinirim. Mesut Hoca'yı yayın aldım. Mesut Bakkal'ı. Diyarbakır'ın bir futbol şehri olduğunu, dışarıda anlatılan gibi olmadığını, herhangi bir siyasi içerikli bir kulüp olmadıklarını ifade etti. Sen Ahmet'le bu sezon oynadın mı? Evet, evet. Nasıl oldu? Şimdi ben onu değerlendirecektim. Bakın
biz hepimiz milliyetçi insanlarız. Yani vatanımızı, milletimizi seven insanlarız. Evet. Şimdi burada öyle aslında provokasyon yapacak bir şey yok. Mesut Hoca o kadar güzel söylemiş ki, biz gittik Ahmet maçına gittiğimizi söyleyeyim. Ahmet sportiften deplasmanda puan alan belki de iç sahada tek takım bizdik. Doğru. O seride şampiyonda oynarken dolu tribünler önünde açık söylemek gerekirse futbol adına bizi yenmek için her şeyi yaptıkları bir maçtı. Müthiş oynadılar ama biz de o gün gerçekten iyi mücadele ettik ve puan aldık. Defans attınız iyi abi. Atölye demiştin. İyi bir puan almıştık ve maç bittiğinde hani anlatılanlara cevap olsun diye söylüyorum. Bize gelip tebrik edip maç bittiğinde bize gelip tebrik edip hiçbir çirkeflik, hiçbir taşkınlık, hiçbir sorun yaşamadan soyunma odamıza hatta gelip bir ihtiyacınız, bir isteğiniz var mı diye sordular. Ama biz bunu başka bir maça gittiğimizde, yine bu liglerde milliyetçi bir şehre gittiğimiz dediğimizde maalesef hiç ummadığımız şeyler yaşadık. Saldırıya da uğradık. Yani evet, maalesef saldırıya uğradık. Hangi yani, maçtı o? Ya, açıklama da yaptın abi. Evet, açıklama da yaptım ben. Ama o şehirle alakası yoktu. Bireysel, şahsi bir sorundu. Ben onu hatta açıklamıştım da. Çünkü Mesut Hoca, çünkü yani ben Mesut Hoca'yı Ahmet öncesinde de tanırım. Ara ara da konuşuruz. Hem normal konuşmasında hem de radyo yayınımızda hatta şunu söyledi. Salimciğim, beni yayın al. Ben gerçekleri anlatayım. Neyse onu anlatacağım. Futbol kentiyiz. Hatta şunu da ifade etti. Mesela örneğin Ahmet Spor Aksaray'la maç yapıyor. Yöneticileri mesela uygun olurlarsa yemeğe de çıkartıyormuş. Bakın, diğer takım yöneticileri. Kahvaltı, bizim yöneticilerimizi kahvaltıya çıkardılar. Evet. Akşam yemek için aradılar. Bunu devamlı yaptıkları çok güzel bir gelenek. Bence müthiş bir gelenek. Bizim Anadolu insanının normalde yaptığı bir gelenektir bu. Misafiri hemen yemeğe götürür. Burada da bu geleneği çok güzel şekilde Aziz Başkan ve yönetim uygulamış. Burada onlara da tebrik edip teşekkür etmek istiyorum. Yani bazı şeyleri yenmemiz lazım. Ben o anlamda hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun yaşamadık. Şahsen yaşamadık. Olmadı. Öyle bir sorunla karşılaşmadık. Ahmet Spor Kulübü bunu sonuna kadar hak etti, şampiyonluğu. Buradan da tebrik ederim. Çünkü futbol olarak da gerçekten çok yani güzel oynadılar. Devre arası yaptıkları transferler çok iyiydi. Çektar, Orhan, Mert, Çapar özellikle. Onlara çok şey kattı. Gerçekten çok büyük yani iş yaptılar. Yani Çapar'ı aldılar. Çapar geçtiğimiz yıl Şanlırfa'da önemli işlere imza attı. Yaşamıştı. Şampiyonluk yaşadı. Çektar yani, onlara ama çok büyük katkı sağladı. Çektar yani net büyük bir şekilde. Çok, bu ligler içinde çok çok ekstra. Birinci ligde de mesela bence ekstra performans sergiler. Çektar biliyorsun. O yörenin insanı. Evet. Oradaki halkla da bağ gayet iyi. Yani Diyarbakır'ı da çok seviyordu. Sonrasında böyle bu süreç yaşandı. Gurbetçi ama Hakkari'li diyebiliyorum. Evet, Hakkari'li. Evet, evet. Hatta uzaktan Yılmaz Erdoğan'ın da akrabası olduğunu düşünüyorum. Öyle haberler de çıkmıştı. Almanya'da doğumlu. Mönchengladbach altyapısında yetişen bir oyuncu. Abi çok ciddi bir katkı, düşünsene. Yani bakıyorsun, şu an istatistiklerine bakıyorum. 7 gol, 15 asist. Devrede gelip 22 gole katkı sağlamış. Devrede gelip böyle bir katkı sağlayan bir oyuncu zaten takımı şampiyon yapar zaten, değil mi? Ben şunu söyleyeyim, bence yani bu sezon ikincilik B kategorisini, abi sen takip ettin, içindesin. İkincilikten transfer edilmesi gereken oyuncular varsa birincilige veya daha üst liglere, ben iki isim örnek verebilirim. Çektar Orhan, Mert Can Açıkgöz. Mert Can Açıkgöz'ün de bu sezon performansı gayet iyiydi. Zaman zaman da kendisiyle konuştum. Şöyle, Mert Can zaten sezon başı, benim geçen sezon Sarıyer'de de kısa bir dönem çalıştığım bir oyuncu. Mert Can zaten aslında bu sezon başı, geçen sezonki Menemen'deki performansıyla transfer yapma şansına sahipti ama sanırım kulübü bırakmadı. Bu sezon da çok iyi gidiyor. Bu sezon bence şart yapısından yetişmiş ve gerçekten kenar anlamında bu liglerin üstünde bir oyuncu. Ki ben Mert Can'ın da zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi playoff süreci var. Evet. Şimdi, kırmızı gruptaki playoff sürecine gelirsek, şimdi Mert Can'a da değinmiş olacağız. Kastamonuspor grup finali oynayacak. Iğdır, İskenderun, Menemen, Erzincan oynayacak. Ben burada
Iğdır takımının kadro kalitesinin ve kadro genişliğinin bu ligin üzerinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama Menemen takımını Yılmaz Hoca'yla gerçekten bu ligin çok çok üzerinde futbol oynadığını düşünüyorum. Yani Kemal Rüzgar olsun, Mertcan olsun, Özkan Yıldırım olsun, benim eski oyuncum, yani çalıştığım oyuncum, yani birçok iyi oyuncuya sahipler. Ve artı Yılmaz Hoca bu turnuvalara, bu playoff'ları iyi oynayacağını düşünüyorum. Yani orada bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Yani Mertcan'ın da orada ofansif anlamda Menemen takımına Kemal Rüzgar'la beraber çok büyük katkı sağlayacağını ve katkı sağladığını düşünüyorum. Yani ben de aynı fikirdeyim Mertcan konusunda abi. Mertcan en kötü birincilikte oynar diye düşünüyorum şu performansıyla. Sanırım Sivasspor'a transferi vardı sezon başı Mertcan. Evet, son anda olmadı. Mukaveli uzattı Menemen. Çok ciddi bir rakam verdi. Bundan dolayı olmadı. Ya Mertcan'ın 2 sezon önce zaten Eyüpspor'dan Sarıyer'e transferinde de o zaman ben aracı olmuştum. Evet. Daha sonra ben Sarıyer'e geldim. Mertcan Menemen'e gitti. Tutamadık. Ekonomik yapıdan dolayı tutamamıştık. Evet. Mertcan bu ligin iyi oyuncularından bir tanesi. Abi zamanımız dolmak üzere ama ciddi sorular var. Önemli sorular var. Kısa kısa cevaplar alacağım. Tamer Sami Sert Mersin'den yazmış. Benim de yakından, senin de yakından tanıdığım birisi. Tamer Sami Sert'e selamlarımızı gönderelim. Üçüncülükte 15 takım olması yerine 20 takım olsa daha iyi olmaz mı? Hoca kıyımı yaşandı bu sene adeta. Kesinlikle zaten ben hoca kıyımına özellikle çok değinmek gerekiyor. Yani bu kadar hoca değişimi hakkı verilmez. Özellikle bir kulübümüz var ikincilikte. Bu sezon küme düştü. Yani isim de vermeyelim de. İki haftada bir hoca değişiyor. Yani bugün Adıyaman FK abi isim verelim. Ya verelim Adıyaman. Yani ben şimdi buradan başkana rica ediyorum. Pro lisans alsın, kendisi yönetsin. Yani oraya giden teknik direktörleri de ben sitem ediyorum. Ya kardeşim niye gidersin ya? Bu kadar yani akıl tutulması yaşanmaz. İki hafta sonra kovulacaksın. Adıyaman'da çiğ köfte yemeden ayrılacaksın. Gidiyorsun teknik direktörlüğü de ele ayağa düşürüyorsun. Gidenlere de sitem ediyorum. Yani şöyleleri bak, bak şunu söyleyeyim abi. Bu ülkede bazı meslek grupları var. Teknik direktörlük, gazetecilik, galericilik, telefonculuk. Bu irtibarsızlaştırılan mesleklerden. Bak kendi mesleğimi de eleştiriyorum. Sebebi nedir biliyor musun? Bu meslek grubundaki insanların çok çok özür dilerim gözünün doymaması. Başka hiçbir şey değil ya. Hocalık yapmak için Adıyaman'a gidiyor. Ya kardeşim iki hafta sonra gönderileceksin. Ama bazen ben mesela teknik direktör olsam ne derim biliyor musun? Bir hoca şu an Süper Lig'deki aktif bir hoca bir kulüpteki yöneticiye demişti. İsim vermeyeyim. Gerçekten güzel de demişti. Saygı duyduğum bir teknik direktör. Şu an Anadolu takımında çok güzel işlere imza atıyor. Demiş yani konuşurken başkanım demiş müdahale ediyor musunuz? Ben demiş müdahale ederim. O zaman demiş başkanım siz pro lisans çıkartın. Siz teknik direktörlük yapın. Yani olay bu. Berat abi hoş geldin. Bu arada bayrak değişimi de var. Reklam arasına gidelim dedi Berat Parlak. Gidelim ardından soruları cevaplayalım abi. Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Hemen devam edelim sorularla. Stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş. Mersin'den selamlar. Ben Ahmet Furkan. Mersin İtman Yurdu'ndaki hoca değişikliği için neler düşünür demiş Yakup abi. Şöyle söyleyeyim. Özcan Hoca çok büyük iş yaptı orada. Ben Özcan Kızıltan'la Sarıyer'de de çalıştım daha önce. Özcan Hoca'nın gitmesine şaşırdım açık söyleyeyim. Son evet. Transferim bitmesine bir 20 gün kala sanırım anlaşmıştı. Ligin başlamasına 20-25 gün kala anlaşmıştı. Düşmesinden takımdan playoff'a soktu. Ben bu ayrılığın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama tabii bunda da yönetimsel sebepler, iç sebepler vardır onu bilemem. O yüzden Adem Hoca'nın isminin geçtiğini biliyorum Adem Çağlayan. Evet. Adem Çağlayan ismi de Türk futbolunda yeni nesil başarılı hocalardan bir tanesi ki Adana FK'da çok büyük başarı yakalamıştı. Şampiyonluğun en büyük mimarlarından da bir tanesi. Hayırlısı olsun. Yakup Bey'e sorar mısınız? Icardi mi, Dzeko mu takımında hangisini görmek ister? İkisi çok farklı özelliklere ve karakterlere sahip oyuncular ama ben Icardi'nin çok büyük golcü olduğunu düşünüyorum. Yakup abi çok teşekkür ederim. Az önce Mersin'le ilgili soru geldiği için söyleyeyim. Bilindiği üzere ülkemizde şu var. Bu Buca'da da oldu. Daha önce Gaziantep FK'da da Gaziantep Spor, Gaziantep FK.
Buca Spor, Buca FK hatırlarsın. Mersin İdman Yurdu, İçel İdman Yurdu, Yeni Mersin İdman Yurdu diyelim. FIFA bununla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Ve Buca'nın da bilindiği üzere Buca FK'nın da o asıl Buca Spor'un devamı olduğuna, selefi olduğuna hükmetti. Bununla ilgili de ciddi bir sıkıntı olabilir ilerleyen dönemlerde, bunu da söyleyelim. Çünkü bizim kulüplerimiz, yani mevcut federasyonlar buna evet dese de FIFA buna hayır diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Manisa FK da bununla ilgili var. Manisa Spor. Hatırlarsın Manisa FK. Bu da ciddi bir konu. İlerleyen süreçte bunları da konuşacağız gibi yeri gelmişken söyleyeyim. Bununla ilgili de kasta dosyalar görüşülüyor. Haberler, yeni haberler oldukça paylaşacağım. Çok teşekkür ederim Yakup abi. Hemen hemen tüm soruları cevaplamaya gayret gösterdim. Sorusunu yanıtlayamadım dinleyenlerimiz. Kusura bakmasınlar. Teşekkür ederim. Zahmet ettin geldin. Teşekkür ederim Salimciğim. İyi yayınlar, sağ ol. Teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, stüdyoda konuğumuz Yakup Ateş'ti. Bugün Mert Elam yok. Mert Elam izinli. Mert Elam izinli olduğu için 13-14 arasında Markaş programında Aygün Özüpek'in yanında Atilla Türker olacak. Atilla Türker ve Aygün Özüpek, Türk basınının önemli usta kalemleri, yılların duayenleri, buluşacaklar Radyo Spor'da. Bunu söyleyelim. Bugün de tekrar söyleyelim. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerimin, abilerimin bayramı kutlu olsun. Dayanışma Günü kutlu olsun. İstanbul'da yoğun bir trafik var. Bazı bölgelerde dikkat edelim. Trafiğe çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka Radyo Trafiğin uygulaması olan application'ınızdan indirin. Uygulamadan bakın, göz atın. Öyle yola çıkın. Dikkat edin diyelim. Görüşmek üzere yarın. Hoşçakalın. Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.